Evet sevgili izleyenler, FM TV ana haber bülteni başlıyor ama öncesinde kısa bir haber turumuz var. Haber turumuzun ardından günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Davutoğlu'ndan dokunulmazlıklar için hodri meydan. Bakan Bozkır'dan Fransız Başbakan Manuel Valls'a cevap. Avukatlar İstanbul Adliyesi'ni karıştırdı. Teröristler sivilleri böyle kalkan yaptı. DBP il eş başkanları dahil 19 kişi gözaltına alındı. Ege'de göçmen faciası. Bir bebek öldü. Rusya'nın Suriye saldırılarında 443 çocuk, 1984 sivil öldü. Evet sevgili izleyenler, FM TV ana haber bülteni başlıyor. Bugüne özel konumuz dokunulmazlık. Dokunulmazlıkla alakalı bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu da bir açıklama yaptı. Bugün dedi ki konumuz dokunulmazlık olsun. Bununla alakalı mesajlarınızı bekliyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara'daki terör saldırısının yaşandığı noktaya karanfil bıraktı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Başbakanlık Merkez binadan saldırının gerçekleştiği Atatürk Bulvarı'ndaki noktaya yürüdü. Başbakan Davutoğlu ve eşi patlamanın yaşandığı alana karanfil bırakarak dua etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Öçük, Ankara Kızılay'da yaşanan terör saldırısına ilişkin düşmanların sadece belli gruplara ve zümrelere saldırmadığını belirterek birlik ve beraberliğimizi hedef alarak toplumsal kaos ortamı oluşturmaya çalışan, Türkiye'yi zayıf düşürmeyi ve yolundan döndürmeyi hedefleyen terör örgütlerine asla izin vermeyeceğiz dedi. Bu saldırının yapıldığı... Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Sanayi 4. raporu tanıtım konferansına katıldı. Konferansta bir konuşma yapan Bakan Fikri Işık, Ankara Kızılay'daki terör saldırısına ilişkin şunları söyledi. Bu saldırının yapıldığı yer Ankara'da yaşayan, hatta Ankara'ya bir kere gelmiş olan her vatandaşımızın bulunabileceği bir yer. Nitekim şehitlerimizin ve yaralı vatandaşlarımızın arasında hemen her çeşit siyasi görüşe, yaşam tarzına, eğitim seviyesine, etnik kökene, mesleğe, gelir düzeyine sahip vatandaşlarımız bulunuyor. Orada hepimiz bulunabilirdik. Hepimiz bu saldırının mağduru olabilirdik. Tek tek her birimize yapılmış olan bu böyle bir saldırı, Türkiye'de yaşayan herkesin aynı gemide olduğunu, aynı kaderi paylaştığını bir kez daha ortaya koymuştur. Düşmanlarımız içimizden sadece belli gruplara, belli zümrelere saldırmıyor diyen Bakan Işık şöyle devam etti. Düşmanlarımız içimizden sadece belli gruplara, belli zümrelere saldırmıyor. Hepimizi birden hedef alıyor. Öyleyse biz de teröre karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Terörün istismar ettiği alanları birlikte kurutmalıyız. Türkiye'yi hep birlikte büyütmeli, hep birlikte güçlendirmeliyiz. Siyasi alanlarda ihtilaflar yaşasak bile insanımızın canı, milletimizin varlığı ve ülkemizin geleceği söz konusu olduğunda kenetlenebilmeliyiz. İnşallah bu kenetlenmeyi göstereceğiz ve Türkiye'nin bu süreçten daha da güçlenerek çıkmasını sağlayacağız. Birlik ve beraberliğimizi hedef alarak toplumsal kaos ortamı oluşturmaya çalışan, Türkiye'yi zayıf düşürmeyi ve yolundan döndürmeyi hedefleyen terör örgütlerine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, dokunulmazlık dedik. Bu konuyla alakalı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da açıklamaları var diye ifade ettik. Bununla alakalı mesajlarınızı da bekliyoruz. WhatsApp üzerinden numaramızdan mesajlarınızı bekliyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ben dahil bütün dokunulmazlık dosyalarını getirin meclise açıklamasına ilişkin bugünkü çağrımız, hiçbir parti ayrımı gözetmeden şu anda mecliste dosya olarak bekleyen 506 dokunulmazlık fezlekesi var. Hangisi birden, hepsini birden devreye sokalım. AK Parti'nin çekinecek hiçbir dosyası yoktur. Gelin madem ki meydan okudunuz, ben de hodri meydan diyorum. 506 dokunulmazlık fezlekesini de meclise getirmeye hazırız dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na yaptığı ziyaret sonrası basın toplantısı düzenledi. Başbakan olduktan sonra TESK'e ilk ziyaretini yaptığını belirten Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu'da dahil olmak üzere mağdur olan esnafa sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğuna dikkat çekti. Başbakan Davutoğlu açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
bir gazetecinin milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda diğer partililerin tutumu ve Kılıçdaroğlu'nun bu konuda ben dahil bütün dokunulmazlık dosyalarını getirin meclise açıklamasını hatırlatması üzerine Başbakan Davutoğlu şöyle konuştu. İşte şimdi huzurunuzda söylüyorum, özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'na hitaben söylüyorum. Bugün yine bunu ifade ettiler. Evet, gelin dokunulmazlıkları hep beraber kaldıralım. Yani bugünkü çağrımız hiçbir parti ayrımı gözetmeden şu anda mecliste dosya olarak bekleyen 506 dokunulmazlık fezlekesi var. Hepsini birden devreye sokalım. AK Parti'nin çekinecek hiçbir dosyası yoktur. Hiç çekinmiyoruz. Gelin, madem ki meydan okudunuz, ben de hodri meydan diyorum. 506 dokunulmazlık fezlekesini de meclise getirmeye hazırız. HDP'liler de yaptıkları kamu vicdanını zedeleyen davranışları sebebiyle yargı önünde hesap versinler. CHP'liler de versinler. MHP'li dosya varsa o da versin, var, o da versin. AK Parti her zaman bu hesabı vermeye hazır. Arkadaşlarımla da dün istişare ettim ve bu konuda gerekli adımların atılmasını istedim ve rapor da aldım. Şu anda 506 fezleke var. Buradaki tek sorun bu 506 dokunulmazlık fezlekesinin her birini tek tek ele almamız durumunda bu 4-5 ay meclisi kilitleyebilir diyen Başbakan Davutoğlu. Anayasa Komisyonu Başkanımız ki nihayetinde bu tezkereler Anayasa Komisyonu Başkanı'nda değerlendirilecek. Kendisiyle de istişare ettik. Bununla ilgili de anayasaya bir geçici madde ekleyerek şu anda meclise intikal eden bütün fezlekelerle alakalı dokunulmazlıkları tek hamlede kaldıralım. Yani tek tek bunları görüşerek vakit kaybetmek yerine 4-5 ay bir geçici madde ekleyelim ve 506 fezlekeyi ile ilgili bir anda bir maddeyle şu anda dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığı ve var olan anayasal çerçeveyi değiştirmek için şu anda bekleyen 506 dosya fezleke dosyasının hepsinin dokunulmazlığını bir hamlede kaldıralım. Anayasa bir geçici madde ekleyerek böylece meclisi bloke etmeyiz. Böylece kimse siyasi söylem üzerinden oyalama girişimine kalkmaz. Biz hesap vermeye hazırız. Hodri meydan. Herkes hesabını versin. HDP'liler de teröristlere verdikleri destekler dolayısıyla bütün olarak ne kadar dosyası varsa onların da gitsin, bizim de gitsin. Günlerdir teröre karşı omuz omuza verelim derken ortak bir metne dahi imza atmaktan kaçınan bir partiden bahsediyoruz. 1 Mayıs'a kadar vize muafiyeti yasalarını geçirmemiz lazım diyen Davutoğlu, cevaplarını akşama kadar bekliyorum ifadelerini kullandı. Ama şuna gelirlerse, AK Parti'nin yapacağı reformları geciktirmek için bu dosyaları tek tek ele alalım demeye kalkarlarsa, samimiyetsizlikler ortaya çıkar. Meclisin bunlarla kaybedecek vakti yok. Dediğim 1 Mayıs'a kadar, bugün Brüksel'de müzakerelere gideceğiz. Ben 1 Mayıs'a kadar Avrupa Birliği'ne herhangi bir mazeret kalmasın diye bütün reformları, gerekli vize muafiyeti için gerekli reform yasalarını meclise göndermeye kararlıyız. 1 Mayıs'a kadar da geçmesi lazım. O zaman eğer bu teklifimiz kabul görürse gelecek hafta 1-2 oturumda belki Anayasa Komisyonu, müşterek komisyon bir oturum yapar. Arkasından bir geçici anayasaya bir geçici madde koyarız. Bir celsede bunları sevk ederiz. Bu teklifime bütün partilerden cevap veririm. Kaçamazlar. Çünkü onların talepleriydi bu. Zannettiler ki AK Parti bu talepler karşısında çekinir, efendim diğer dokunulmazlık dosyalarına da dokunulmasını istemez. Biz öyle şantaja falan gelecek bir parti değiliz. İşte şimdi biz göreceğiz bakalım bu sahte meydan okumalar karşısında nasıl tavır takınacaklar. Cevaplarını akşama kadar bekliyorum. Brüksel'e giderken verecekleri cevaba göre de biz tutumumuzu biliriz. Onlar ne cevap verirse versin biz bunu meclise götüreceğiz. Ve onların nasıl bir tutuma takınacağını da göreceğiz. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beyoğlu'ndaki Alman Lisesi internet sitesinden velilere yaptığı açıklamada güvenlik nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Beyoğlu'ndaki Alman Lisesi internet sitesinden velilere yaptığı açıklamada güvenlik nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.
Alman Lisesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi. Önemli duyurudur. 17 Mart 2016 tarihinde okulumuzda ders yapılmayacaktır. Lütfen 08'den itibariyle okulumuzun web sayfanızdaki bilgileri takip ediniz. Değerli velilerimiz ve çalışanlarımız. Federal Almanya Başkonsolosluğu'nun uyarısı üzerine özel Alman Lisesi güvenlik gerekçesiyle bir gün süreyle tatil edilmiştir. Bu uyarı özellikle Federal Almanya Başkonsolosluğu için geçerli olduğundan bu bölgeye gidilmesinden imtina etmenizi rica ederiz. Konuyla ilgili güncel bilgileri okulumuzun web sitesi üzerinden saat 08 itibariyle takip edebilirsiniz. Bilgilerinizi rica ederiz. Öte yandan Beyoğlu'ndaki Alman Lisesi sabah saatlerinde kapılarını kapattı. Yetkililer konuyla ilgili basın mensuplarına konuşmazken bir mahalle sakini burası bütün hafta açıktı. Bugün kapandı. Nedenini bilmiyorum diye konuştu. Ne okul acaba? Alman Lisesi. Evet. Niye kapalı burası? Ha, güvenlik önlemi gerekçesiyle kapalı. Güvenlik. Evet. Normalde açık mı oluyordu? Normalde açık. Yani okul zamanı her gün açık. Siz burada oturuyorsunuz herhalde. Evet, ben burada çalışıyorum. Evet. Çalışanım. Ha. Güvenlik nedeniyle kapattılar. Güvenlik nedeniyle tabii ki. Normalde açık oluyor. Normalde açık yani. Haftanın 5 günü açık. Ne zaman? Bugün sabah mı kapandı? Bugün kapandı evet. Dün açıktı. Dün Alman Lisesi'nin güvenlik nedeniyle bir gün tatil edilmesi ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun güvenlik nedeniyle bugün kapanmasının ardından İstanbul Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Alman Lisesi'nin güvenlik nedeniyle bir gün tatil edilmesinin ardından Beyoğlu'nda bulunan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik nedeniyle kapatılması üzerine İstanbul Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde ve özellikle sosyal medyada ülkemizde son zamanlarda maruz kalınan terör olayları sebebiyle kamuoyumuzda oluşan hassasiyeti kullanarak halkımızı tedirgin ve endişeye sevk edebilecek şekilde haber veya mesajların yayılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür haber veya mesajların terör örgütlerine müzahir kişilerce ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak amacıyla ve kasıtlı olarak yayılmaya çalışıldığı kamuoyumuzun malumudur. Ayrıca sosyal medyada iyi niyetli vatandaşlarımızın farkında olmadan bu tür art niyetli haberlerin yayılmasına alet oldukları anlaşılmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde bulunan bazı yabancı ülke temsilciliklerinin de teyide muhtaç duyumlarına dayalı olarak ve yetkili kurumlarla irtibata geçmeden tedbirler geliştirmeye çalıştığı ve kamuoyumuzu olumsuz etkileyebilecek tasarruf bulunduğu görülmektedir. Devletimiz binlerce yıllık devlet tecrübesine dayalı olarak bütün kurumlarıyla her türlü olumsuzluğun üstesinden gelecek güç ve kararlılığa sahiptir. Halkımızın sadece yetkili mercilerinin yapacağı resmi açıklamalara itibar etmesini, kaynağı ve amacı kuşkulu, sansasyonel ve gayri ciddi haber ve söylentileri dikkate almamalarını kamuoyuna saygıyla duyururuz denildi. Alman, ne bekleyeceksin ki? Dostluk bekliyoruz, yanılıyoruz, evet. Avrupa Birliği ve baş müzakereci Volkan Bozkır, Fransa Başbakanı'nın Türkiye'nin en ufak bir şantajına boyun eğmeyiz. Övmemiz söz konusu olamaz sözlerine karşılık olarak son derece üzüntüyle karşılıyoruz. Günde 6000 sayısına ulaşan illegal göçün önlenmesi ve ortadan kaldırılması için öneri sunmak şantaj ise o zaman gerçekten olayın hiçbir şekilde anlaşılmadığı anlamına gelir dedi. Yayınlanan bilgiler veyahut da basın... Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Bozkır, Finlandiya Büyükelçisi Nina'yı kabul etti. Bozkır, Brüksel'de gerçekleştirilecek, beklentileri görüşeceklerini belirterek Helsinki ziyaretine ilişkin görüşlerini ifade etti. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamalara yönelik olarak değerlendirmede bulunan Bakan Bozkır, Avrupa Birliği önerdiğimiz paketi uygulamaya koymak zorundadır ifadelerini kullandı. Bu illegal göçün önlenmesi bakımından ve terörle mücadelenin gerçekleştirmesi bakımından Türkiye ile ilişkiler gerçekten büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede 29 Kasım zirvesi ve onun takabindeki 7 Mart zirvesinde biz Türkiye olarak çok önemli adımlar attık. Dolayısıyla gerçekten Avrupa Birliği için kritik bir nokta. Avrupa Birliği burada bekası ile ilgili bir sorunun çözümü bakımından bir karar verecek. Ve burada şayet özellikle fasılların açılması bakımından bir üye ülkenin ülke sahipleriyle veyahut da ben ona kaprisiyle diyeceğim, bütün bu süreci engellemesi kabul edilemez. Avrupa Birliği çok büyük bir sorunun üstesinden gelmek için öne sürmüş bu paketi
uygulamaya koymak mecburiyetindedir. Avrupa Birliği'nde itirazlarının ortadan kaldırılmasının önemine vurgu yapan Bozkır, Fransa Başbakanı Manuel Valls'ın Türkiye'nin en ufak bir şantajına boyun eğmemiz söz konusu olamaz sözlerine şöyle karşılık verdi. Bazı Avrupa liderlerinden Türkiye şantaj yapıyor tabirini gerçekten son derece üzüntüyle karşılıyoruz. Şayet günde 6000 sayıya ulaşmış illegal göçün önlenmesi ve bunun tamamen ortadan kaldırılması için bir öneri yapmak şantaj ise o zaman gerçekten bu olayın hiçbir şekilde hiçbir veçesiyle anlaşılmadığı anlamına gelir. Burada Türkiye kendi kamuoyunda belki de izah etmesi gerekecek önemli adımlar atmaktadır. Avrupa Birliği kamuoyları olduğu gibi Türkiye'de de kamuoyu vardır. Hükümetimizin millete karşı sorumluluğu vardır. Ve bütün bu tedbirler ülkemizin daha iyi şartlara kavuşması, önemli sorunların ortadan kaldırılması için yapılmaktadır. Şantaj tabirinin kullanılması son derece yanlıştır ve sorunun çözümü için hiçbir fayda da getirmeyecektir. Müzakerelerde basın üzerinde yayınlanan... Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde federasyon ilan etmeye hazırlandığına ilişkin özerk ya da yarı özerk hiçbir bölgeyi ABD'nin tanımayacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Tanır, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde federasyon ilan etme hazırlığına yönelik haberlere ilişkin Suriye'de hiçbir özerk ya da yarı özerk bölgeyi tanımayacaklarını bildirdi. Tanır, günlük basın toplantısında PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde federatif bir yapılanma içinde olduğuna dair haberlerle ilgili soruları yanıtladı. Bu haberleri takip ettiklerini belirten Tanır, Suriye'nin kuzeyinde hiçbir özerk, yarı özerk bölgeyi tanımayacağız dedi. Tanır, Suriye'nin bütünlüğünü koruyacak bir yönetim desteklediklerini ifade ederek şöyle devam etti. Bu durum Cenevre'de bulunan ilgili tarafların birlikte tartışması ve karar vermesi gereken bir durum. Daha geniş anlamda da Suriye halkı tarafından kabul edilmelidir. Tanır, eğer Suriyeliler bir araya gelir ve federal bölgelere bölünmek isterse buna da karşı çıkar mısınız şeklindeki soru üzerine ise bu Suriyelilerin kendilerinin vereceği bir karardır diye konuştu. Mark Tanır, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini koruyacak bir siyasi oluşumu desteklediklerini kaydederek özerk bölgelerin oluşmasının buna engel teşkil edeceğini dile getirdi. Kremlin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Rusya'da tutuklu bulunan Ukraynalı pilot Nadiya Savchenko'nun serbest bırakılması talebine tepki gösterdi. Rusyalıların Ukrayna'nın doğusunda başlattığı ayaklanma sırasında iki gazeteciyi öldürmekle suçlanan Ukraynalı kadın helikopter pilotu Nadiya Savchenko 2 yıl önce Rusya tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Rusya'da tutuklu bulunan Ukraynalı pilotun serbest bırakılmasını istemişti. Obama'nın talebinin ardından Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada Obama'nın talebinin yargılamaya yabancı bir müdahale olarak değerlendirildiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini söyledi. Peskov, Rus liderin daha önce bu konuda defalarca açıklama yaptığını dile getirerek, "Bu bir yargı sürecidir ve mahkemelerimizin yargı yetkisine dışarıdan yapılan herhangi bir müdahale kabul edilemez." dedi. İki gazeteciyi öldürmekle suçlanan Ukraynalı kadın pilot Nadiya Savchenko hakkında 23 yıl hapis istenmişti. 34 yaşındaki pilot hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Öte yandan mahkemenin kararını 21-22 Mart'ta açıklaması bekleniyor. Avukatlar İstanbul Adliyesi'ni karıştırdı. Az sonra... İsmail Ağa Cemaati'nin önde gelen hoca efendilerinden Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, 19 Mart'ta çıkılacak olan kutsal yolculuk öncesi Fatih Medreseleri Vakfı'nda ümreciler için ümre semineri düzenledi. Ümre hakkında bilinmesi gereken ne varsa detaylı bir şekilde ümrecilere aktaran Hoca Efendi, kutsal yolculuk öncesi eşsiz anlatımı ile ümrecilere ümreye gitmeden adeta ümreyi yaşatırcasına onları ümreye hazırladı. Tamam. Dönüyoruz. Kaç oldu? İsmaila cemaatinin önde gelen hoca efendilerinden Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, 19 Mart'ta çıkılacak olan kutsal yolculuk öncesi Fatih Medreseleri Vakfı'nda umreciler için umre semineri düzenleyerek umrecilere umre vazifesi için önemli bilgiler verdi. Bir daha döndük. 6 Şam. Kaç? 6 Şam. Bir daha umre kafilesinde yer alan görevli hocalar umrecilere yolculukla ilgili ön bilgiler aktardı. Hatta beraber bir saatte bitiriyoruz yani. Ya demeyelim ya beklemeyelim etmeyelim demeyin. İnanın o dualar, o feyizler, o sohbetleri inanın kaçırmayalım.
Rabbim Celle Celaluhu istifademizi yüksek eylesin. Ben hemen şuradaki programı anlatayım beraber. Bunlara harfiyen uyalım. Öncelikle Mekke'ye gideceğiz malumunuz. Görevli hocaların sunumlarının ardından yapmış olduğu konuşma ile Umre kafilesine Umre yolculuğunun kutsiyetini anlatan Hoca Efendi, gönülleri Allah ve peygamber aşkı ile yanan umrecileri kutsal yolculuk için şuurlandırdı. Kutsal topraklara Allah'ın ve peygamberin misafiri olarak gittiğinizi unutmayın diyerek umrecilere uyarılarda bulunan Hoca Efendi şu anlamlı sözleri aktardı. Mekke-i Mükerreme'de Zuyufur Rahman Allah'ın misafiri. Mekke-i Mükerreme'de kim misafir olacağız? Allah'ın misafiri. Medine-i Münevvere'de Zuyufun Nebi Peygamber misafir olacağız İnşallah. Peygamber misafiri ve Allah'ın misafiri olmaya gidiyoruz. Bir defa bunu kafaya koy. Nereye gidiyoruz? Allah'ın misafiri ve peygamber misafirine gidiyoruz. Şimdi sen evine kimi davet edersin? Sevdiğini davet edersin. Sevmediğin ne iş vardı senin de? Demek ki bizi kim davet ediyor? Rabbim davet ediyor elhamdülillah. Koşa koşa gideriz. Zevkle gideriz. Mutlulukla gideriz. Severek gideriz. Mutlu olarak gideriz. Zevk alırız. Çünkü Allah'ımızı misafir olacağız. Elhamdülillah. Rabbim inşallah tamamını ermeyi nasip etsin. Umrecilere kutsal yolculuk ile ilgili tüm konular hakkında detaylı bilgi veren Hoca Efendi, kutsal yolculuk öncesi Allah ve peygamber misafirlerini umre vazifesinin hakkında şuurlandırarak tüm umrecilere umre ziyaretini hazırlamış oldu. Mekke-i Mükerreme'de Zuyufur Rahman Allah'ın misafiri. Mekke-i Mükerreme'de kim misafir olacağız? Allah'ın misafiri. Medine-i Münevvere'de Zuyufun Nebi Peygamber misafir olacağız İnşallah. Peygamber misafiri ve Allah'ın misafir olmaya gidiyoruz. Bir defa bunu kafaya koy. Nereye gidiyoruz? Allah'ın misafiri ve peygamber misafirine gidiyoruz. Şimdi sen evine kimi davet edersin? Sevdiğini davet edersin. Sevmediğin ne iş vardı senin evinde? Demek ki bizi kim davet ediyor? Rabbim davet ediyor elhamdülillah. Koşa koşa gideriz. Zevkle gideriz. Mutlulukla gideriz. Severek gideriz. Mutlu olarak gideriz. Zevk alırız. Çünkü Allah'ımızı misafir olacağız. Elhamdülillah. Rabbim inşallah tamamını ermeyi nasip etsin. Mekke-i Mükerreme. İstanbul Merkezi terör operasyonunda gözaltına alınan avukatlara destek için Çağlayan'lık İstanbul Adalet Sarayı'nda basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etti. İstanbul Merkezi terör operasyonunda gözaltına alınan avukatlara destek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etti. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla 9 avukat olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınan avukatlara destek vermek için bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen yaklaşık 100 avukat açıklama yapmak istedi. Polis ekipleri adliyenin C kapısı girişinde açıklama yapmanın yasak olduğunu söyleyince gerginlik yaşandı. Grup açıklama yapmakta ısrar edince Çevik Kuvvet Polisi kalkanlarla gruba müdahale etti. Çevik Kuvvet Polisleri grubu adliye dışına süpürürken avukatların adliye yakınında bekleyişi sürüyor. Niyetleri ortalığı karıştırmak, başka bir şey değil, ülkede kaos çıkarmak. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde bazı bölgelere paletli askeri araçlar konuşlandırıldı. Di-
Diyarbakır'ın merkez 4 ilçesinden biri olan Bağlar'ın Kaynartepe mahallesinde önceki gece teröristlerin ara sokaklardan caddelere çıkarak durdurdukları araçları barikat olarak kullanıp polis el yapım patlayıcı, roket atar ve uzunlamlı silahlarla saldırılması üzerine ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Çok sayıda polisin zırhlı araçlarla görev yaptığı mahalleye asker de girdi. 21.30 sıralarında ilçenin Koşu Yolu Caddesi civarında mahalleye giren paletli askeri araçlar çeşitli bölgelere konuşlandırıldı. Öte yandan dün akşam saatlerinden itibaren elektriklerin kesildiği ilçede operasyonda sürüyor. Bölgeden yer yer silah ve patlama sesleri duyuluyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 15 Mart günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ederken teröristlerin korkunç planı güvenlik kuvvetlerinin duyarlılığı nedeniyle önlendi. Sivil vatandaşların geçtiği güzergahları güvenlik kuvvetlerine ateş eden teröristler polislerin de karşılık vererek sivil ölümlere yol açmasını planlarken bölgedeki güvenlik kuvvetlerinin duyarlı olup titiz davranması bu planı suya düşürdü. Edinilen bilgiye göre Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan operasyonlar geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Operasyonlara katılan güvenlik kuvvetleri evlerini terk ederek göç eden vatandaşların zarar görmemesi için yoğun bir çaba harcarken teröristler ise özellikle sivillerin geçiş güzergahlarında saklanarak çocuk, kadın ve yaşlıların geçiş yaptığı esnalarda saklandıkları yerden polise ateş açıyor. Kaynartepe mahallesi 285. sokak arasında bir binanın altında gizlenen terörist, sivillerin geçtiği sırada bölgedeki polislere ateş açıyor. Teröristin saklandığı bölgeyi ablukaya alan güvenlik kuvvetleri, ateş edilen noktadan sürekli olarak geçen sivillerin zarar görmemesi için büyük bir titizlikle görevini yapıyor. Teröristlerin, sivillerin içinden ateş ederek karşılık verilmesi durumunda sivil ölümüne yol açmayı hedeflediği planlar, polisin dikkatli, titiz ve duyarlılığından dolayı engellendi. Bilerek yapıyor, vallahi bilerek yapıyor. Bilmiyorum ya öyle. Polis ekiplerinin karşılık vermesi durumunda birçok sivilin ölebileceğini düşünen güvenlik kuvvetleri teröristin kendini göstermeden açtığı ateşe silahla karşılık vermedi. Teröristin saklandığı noktadan sürekli olarak sivillerin çıkması dikkatleri çekerken Bağlar ilçesinde başlatılan operasyonlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan hariç tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kalkması lazım demiş bir izleyicimiz. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde olduğu gibi 3 gün önce sokağa çıkma yasağı başlayan Bağlar ilçesinde de vatandaşlar evlerini terk ederek göç etmeye başladı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 Aralık 2015'te başlayan ve 107. gününe giren sokağa çıkma yasakları kapsamında 20 binden fazla kişi evini terk edip kentin farklı ilçelerine göç etmişti. 3 gün önce teröristlerle çıkan çatışmada bir polisin şehit olmasının ardından başlayan sokağa çıkma yasağı Bağlar ilçesinde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Yoğun silah seslerinin yükseldiği ilçede ikamet eden vatandaşlar bazı eşyalarını yanına alarak evlerini terk etti. Bağlar'dan göç eden vatandaşlar arasında Sur ilçesindeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk edip Bağlar ilçesine yerleşen ailelerin de olduğu öğrenildi. Hemen her sokak arasına parke taşları ve tahtalardan barikat oluşturulduğu görülürken güvenlik güçleri evlerinden eşyaları ile çıkan vatandaşların geçişlerine üs aramalarının ardından izin veriyor. Aman.
Van'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında DBP il eş başkanları Caziye Duman ve Ökeş Kavan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Van'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında Demokratik Bölgeler Partisi il eş başkanları Caziye Duman ve Ökeş Kavan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde başlatılan ve çok sayıda polisin katıldığı hava destekli operasyonda birçok adreste araba yapıldı. DBP İl Başkanlığı'nda da aramaların yapıldığı operasyonda DBP İl Eş Başkanları Caziye Duman ve Ökkeş Kava ile birlikte 19 kişi gözaltına alındı. Parti binasında yapılan aramalarda ise ele geçirilen dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınanlara sorgusunun devam ettiği belirtildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde önceki gece polis ve askeri zırhlı araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve ambulansla uçakta Gata'ya götürülen Şanlıurfalı polis memuru Turgut İnanç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde önceki gece polis ve askeri zırhlı araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla Gata'ya götürülen Şanlıurfalı polis memuru Turgut İnanç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memurunun Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki ailesine acılı haber gece saatlerinde verildi. Turgut İnanç'ın cenazesi sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Birecik Aşağı Habib köyünde defnedildi. Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 50 kişilik göçmen kafilesinin içinde bulunduğu bot battı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından henüz 1 yaşını doldurmayan bir bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 50 kişilik grup kurtarıldı. Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 50 kişilik göçmen kafilesinin içinde bulunduğu bot battı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından henüz 1 yaşını doldurmayan bir bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 50 kişilik grup kurtarıldı. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik Suriyeli göçmen kafilesini kurtardı. Kafilenin içerisinde bulunan 3 Suriyeli kadının da gebe olduğu öğrenilirken Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan göçmenler tedavi altına alındı. Sel güvenlik botları bölgede başka göçmenlerin de olabileceği şüphesiyle havadan ve karadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz uyruklu akademisyen sınır dışı edildi. Barış için akademisyenler inisiyatifi üyelerine destek amacıyla geldiği İstanbul Adalet Sarayı'nda terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz uyruklu Christopher Stephenson, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcının Stephenson'ın sınır dışı edilmesini talep etmesinin ardından Stephenson 20'deki Londra uçağıyla sınır dışı edildi. Christopher Stephenson dış hatlar terminalinde yurt dışından gelen yolcuların terminale giriş yaptığı köprüden uçağa alındı. Christopher Stephenson havaalanında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan havaalanından sınır dışı ediliyorum. Yarın idari mahkemesine dönüşüm için başvurum yapılacak ifadesini paylaştı. Güzel ülkeme geliyorsun, terör propagandası yapıyorsun, PKK'nın yanında hareketler yapıyorsun, sınır dışı edilince de
oraya başvuracağım, buraya başvuracağım diye çene çalıyorsun, yazılar yazıyorsun. Bundan sonra sizin gibilere inşallah terörle mücadelede sizin gibilere inşallah yer yok. Bir an önce halkımızın da bizlerin de millet olarak, halk olarak, siyasi olarak da bir an önce rahatlamamız için şu siyasi süreci biraz hızlandırarak, adalet sürecini biraz hızlandırarak bu adamların bir an önce fezlekelerinin harekete geçmesini buradan tekrar siyasi liderlerimize duyurmuş olalım. Evet, Adana'da uyuşturucu operasyonunda polisin geçiş güzergahında bulunan el yapımı bomba etkisiz hale getirildi. Alın, alın. Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12-15 Mart 2016 tarihinde Seyhan ve Yüreği ilçelerinde Hürriyet, Yenibey ve Yakapınar mahallelerinde torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslar olduğunu belirledi. Tamam. Daha düşürdüm, ona bakayım dedim. Bu tespit üzerine polis mahallelere şok baskın yaptı. Polis Hürriyet Mahallesi'ne yaptığı baskında geçiş güzergahında el yapım bomba konulduğunu belirledi. Şuralara falan çek, işte oradakileri çekiyor mu? Topluyorum ben. Volkan, sen oraya bak. Şuradaki var. Hemen bomba hima uzmanlarına haber verildi. Olay yerine gelen bomba uzmanları el yapım bombayı etkisiz hale getirdi. Şahısların polisin sık sık Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu baskını yaptığı, artık uyuşturucu satamaz hale geldikleri için polise bombalı tuzak kurdukları öğrenildi. Ancak polis bu tuzağı etkisiz hale getirdi. Yapılan bu operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 341 paket kubar eser, 119 cinsel gücü artırıcı hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 1650 lira da ele geçirildi. Ay, çık buradan buradan. Gözaltına alınan 10 şahıs sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 6'sı tutuklandı. Polisimize, askerimize, vatandaşımıza, milletimize, halkımıza her yerde bir ciddi bir saldırı planları oluyor. Ciddi bir saldırı sıkıntısını yaşıyoruz. İnşallah Mevla Teala bunların sonunu bizim iyiliğimize çevirecek. Terörle terörü bitirmede istikamet üzere inşallah yetkililerimiz, siyasi yetkililerimiz halk olarak, millet olarak birlik beraberlik içinde olup siyasi yetkililerimize birlik olup terörün üstüne inşallah güzel bir şekilde gidecek. İstikametle, istikrarla güzel bir şekilde teröristlerin üstüne gidilecek. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Sinek öldürmekle terörü bitirmeye uğraşmayalım. Bataklığı kurutalım. Bunların kafalarındaki adamları alalım. Bunların siyasi kravatlı teröristlerini alalım. Bunların cezaevinde baktığımız kellelerini alalım. Cezaevlerinde baktığımız kellelerini alalım. Dağdaki kellelerini alalım. Bunları bitirmek istiyorsak böyle hamleler yapalım. Kuklanın kuklasını alalım. Kuklanın kuklasını. Daha bunların da neyi var? Üstleri var. Evet, onları da ilk baş bu kuklaları alacağız ki onlara ne yapacağız? Ulaşacağız diye düşünüyoruz. Ama inşallah devlet olarak, millet olarak da artık halk olarak gerçekten terörün bitmesini istiyoruz. Ve terörün bitmesini istediğimiz için de bir an önce bu teröristlerin başı, canileri, elinde bebek kanı olan bebek katili, bu canileri bir an önce temizlenmesini, tabiri caizse diyoruz ya, süpürme operasyonuyla bunların bir an önce ülkemizden süpürülmesini devletimize devletimizden istiyoruz, devletimize rica ediyoruz. Yoksa bu terör bu şekilde bitmesi zor. Evet, Rusya'nın Suriye'ye Eylül ayından beri düzenlediği saldırılarda 443'ü çocuk, 1984 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından yayımlanan raporda 30 Eylül-15 Mart arasında Rusya'nın düzenlediği saldırılarda 286'sı kadın, 443'ü çocuk, 1984 kişinin hayatını kaybettiğinin belgelendiği ifade edildi. Rus saldırılarının %85'inin muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ve muhaliflerin veya terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde bulunan askeri hiçbir varlığın yer almadığı sivil bölgeleri hedef aldığı kaydedildi.
Rusya'nın saldırılarına ayrıntılı şekilde yer verilen raporda bu ülkenin çoğu sivilleri hedef alan en az 106 katliam gerçekleştirdiği, bunların Ocak ayında yoğunlaştığı bilgisi verdi. Rapordaki sayısal verilerin Suriye İnsan Hakları Ağı'nın belgeleyebildiği minimum rakamlar olduğu belirtilirken Rus yönetimi tüm bu olanları ve suçları inkar ediyor. Tek bir soruşturma dahi açmıyor. Rusya'da Suriye rejiminin yönetimini takip ediyor denildi. Raporda yaklaşık 43 defa Rusya'nın misket bombası attığı ve parça tesirli bombaların kullanımını yaygınlaştırıldığı ifade edildi. Sağlık merkezleri, mabetler, altyapı sistemi, eğitim kurumları, kültür merkezleri, mülteci kampları ve insani yardımlara hedef alan 237 saldırı düzenleyen Rusya'nın 11 sağlık görevlisi ve 5 basın mensubu öldürdüğü belirtildi. Dünya üzerinde bir oyun dönüyor. Rusya Suriye'den çekiliyor. Amerika PYD'ye ciddi bir şekilde bu araya yükleniyor. Tabii bunların hepsi sevgili arkadaşlar, bir sevgili izleyenler, bir oyundur. Bunların hepsi Amerika'nın ve başı Amerika'nın, Amerika'yı da yönetenlerin bir oyunudur. Bunlar üzerinde ciddi bir şu anda çalışma aşamasındayız, düşünme aşamasındayız, takip aşamasındayız. Bakalım diyoruz bunun altından ne çıkacak? Bakalım Amerika'nın PYD'ye bu şekilde davranmasının altından ne çıkacak? Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin altından ne çıkacak? Bunların hepsinin bir nedeni var. Bunlar bir dostluk veya bir belli kendilerine değil de başkalarının menfaatlerine hareket yapacak ülkeler değil. Rusya'nın şu anda çekilmesinin büyük sebeplerinden bir tanesi ekonomi olarak gözüküyor. Ekonomi olarak ciddi bir sıkıntı içine girdi Rusya. Bu Suriye hareketiyle birlikte. Türkiye ile arasının bozulmasında bunda büyük payı var. Amerika PYD neden şu anda bazı konularda ciddi bir şekilde yükleniyor? Demek ki belli yerlerde sözlerini dinlemediler diye düşünüyoruz. Veya Amerika'ya açık ettiler diye de düşünüyoruz. Ama tabii bunun da yavaş yavaş sonuçlarını çıkacak. Niyetlerini, asıl niyetlerini, işlerinde olan niyetlerini belli edecekler. Ama kesinlikle bunların Türkiye'ye, Amerika'nın Türkiye'ye bir dostluk veya diğer dünya ülkelerini genel olarak kapsayabilirsiniz. Türkiye'ye bir dostluk, bir Türkiye'yi kardeşlik anlamında Türkiye'ye gerçekten yaklaşan ve Türkiye'yi gerçekten sahiplenen şu anda bir ülke yok. Belli kardeş ülkelerimiz istisnalar kaideyi bozmaz sevgili izleyenler. Ama emin olun hiçbir gavur ülkesinden bizim hakkımızda olumlu, hiçbir gavur ülkesinden bizim hakkımızda olumlu düşünmesini bekleyemeyiz ve eğer Türkiye sekteye uğrarsa, inşallah uğramaz. Eğer Türkiye sekteye uğrarsa bunları çok yakından net bir şekilde göreceğiz. Hiçbir gavur ülkesi bizim dostumuz değilmiş. Ama bizim gençlerimizi, bizim evlatlarımızı, bizim nesillerimizi, biz bu bizim sektelememizi bekleyen Avrupa'nın, Batı'nın özentisi haline getirmişiz. Ve sonra çok pişman olacağız. Eğer Türkiye özüne dönerse, Türkiye millileşirse, Türkiye kendi eğitim sistemini, Türkiye kendi oluşumlarını ürettiği gibi kendi neslini de milli olarak yetiştirirse, yani İslami olarak yetiştirirse, Kur'an ölçülerinde yetiştirirse, gerçek bir Müslüman Türk evladı yaparsa, inanın biz sekteye de uğramayız, inanın dış ülkelere karşı dış mihraklar da bizi yenemezler, bizim üzerimizde oyunlar oynayıp kazanamazlar. Bunu da tekrardan buradan hatırlatmış olalım. Bu dış ülkelere karşı güvenmeyelim. Hep beraber izliyoruz. Bakın Müslüman bacılarımıza gavur, içlerinde vicdan olmayan, merhametsiz bir takım kendini bilmez bozuk para atıp eğlendiler. Şimdi bakıyorsunuz Rusya'nın bilançosuna 443 tane çocuk, 1984 tane sivil öldürmüş ve şu anda normal bir şekilde çekiliyor. Kimsenin Rusya'ya bir şey dediği yok. Bir şey olduğu yok. Bunlar kendilerinden başkalarına düşünmezler. Küfür tek millettir ifadesini tekrar söyleyelim arkadaşlar. Sevgili izleyenler, bugünkü ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Ana haber bültenimizi de sonlandırıyoruz. Dokunulmazlık dedik. Dokunulmazlık. Bununla alakalı da Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün ilginç bir çıkış yaptı. Hodri Meydan dedi. Bütün dokunulmazlıklarımız kaldırılsın dedi. Bakalım sonu ne olur? Evet sevgili izleyenler, bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm
ve rahmetullahi ve berekatuhu.